dün güzel dileklerimizle kapattığımız gibi bugün güzel, enerjik, sağlıklı ve motive bir güne başlıyoruz. Günaydın. Günaydın. Aras kuzu günaydın bebeğim. Günaydın. Nasılsın aşkım? Ne? İyisin, iyisin. İyisin. Bugün artık yatak yok. Şimdi ben dün akşam temizlikten sonra vlog kapattıktan sonra çamaşır gecesi yaptım. Açık beyazlarımı yıkadım. Ondan sonra nevresimlerimi yıkadım. Ama nevresimlerin iki büyük çarşafını şöyle kapıya astım. Kurumuş bile bu zaten. İyi ki de asmışım. Bunu da koltuğun üstüne astım ama kurudum bilmiyorum. Bu da kurur gibi, evet. Bugün hava güzel, güneşli. Ondan dolayı son makine bir çamaşırım daha var. Onu da atar. Hazır bu güzel havayı değerlendiririm diye düşünüyorum. Göstereyim size. Güneşli. Bir de sıcak düne göre. Rüzgar falan da yok. O yüzden şu sepettekiler daha ıslak. Kayınpederimle eleman aşağıda çalışıyorlar. Onlar demir işim almışlar. Bir şey almış. Onların bayağı birkaç günlük işleri var aşağıda. Ondan sonra bulaşık makinem bitmişti. Bulaşık makinemin kapağını açtım ki böyle arada şey oluyor, bardaklar nemli gibi kalıyor. Ondan dolayı hepsi iyice kurusun diye. Burada son biraz tavuğumla pirincim var. Bunu dolaba koyayım. Şu kayınpederimin getirdiği tatlıyı da böyle şey ağzı kapaklı koydum. Aras kuzu belli olmaz, arada böyle tatlı krizi tutuyor. Onu şey yaparım diye düşündüm. Kendime bir kahve yapacağım. İyiyim çok şükür. Antibiyotiğimizin bugün son günü. Şöyle pencerelerimizi açalım. Oh. Mis 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 mis. Ama arkadan bulutlar geliyor gibi. Yapma ya. Şurası boş ama mavi. Çünkü bugün Aras'ı tıraşa götürmek istiyorum motorla. Saçları çok uzadı. Yarın pazar ve pazartesi okul var. Yarına belli olmaz hava nasıl olacağını bilemediğim için bugünden o işi halletmek istiyorum. Size keyifler nasıl? Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Dün kardeşim geldi. Gene bir sürü abur cubur doldurmuş gelmiş. Tavuk almış, pizza almış, arası işte içecekler almış, yumurta almış. Yumurtayı, tavuğu geri gönderdim. Zaten difrizde geçen annem de hafta tavuk almıştı. Ben de geçen hafta alışverişte tavuk almıştım. Ondan dolayı tavuğu geri gönderdim. Aistilerden ikişer tane almış. Aistilerden gönderdim geri. Bunlar böyle sıcakta dursun artık. Bunu bitirelim. Ondan sonra artık arası aisti yok. Aslında önce bir kettle'a şey küçük küçük kahvecime kahve suyu koyayım. Size bir günaydın diyeyim dedim. Böyle diyorsunuz ki Nigar'cığım eski günlerine dön. Senin o güler yüzlü neşeli hallerini özledik. Valla inanın sizden çok ben özlemiştim o günlerimi ve çok şükür bugün çok çok daha iyiyim. Dün de iyiydim. Dün de kendimi iyi hissediyordum. Bu çamaşır sulusu. Sonra böyle niye kireç yapmış etrafı bilmiyorum. Bunlar temiz, ya şey kirli. Makine boşalttıktan sonra makineye doldurulacak olanlar. Şu kadar su bana yeter çünkü sütlü yapacağım. Sağlığımı kavuştuğum için o kadar önce Rabbime minnettarım. Sonra gerçekten dualarınız için teşekkür ediyorum. Çok mutluyum gerçekten bu durumdan ötürü. Anneciğim şimdi dur, onun üstüne oturma. Yapma anneciğim. Kalk bir tane. Bak görüyorsun, ben oraya çarşaf sermişim. Kalk bebeğim. Kalk oğlum. Aracığım bak, ben seni kırmak istemiyorum anneciğim. Lütfen sözümü dinle. Şimdi git odana. Güzelce kendine bir kıyafet, bir şeyler seç. Çorap al ayağına. Hadi canım. Bak Aysa içecek sabah sabah. Ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun bebeğim sabah sabah? Aras, ben sana soru sorduğum zaman bana cevap vermiyorsun. Nedir senin bu hallerin, bu tavırların anneciğim? Hayır, ben sana bir şey soruyorum. Ne yapıyorsun diyorum. Şu anda doğru mu sabah sabah Aysa içmen aç karnına? Ben izin vermiyorum. İstersen iç. Ben izin vermiyorum. Çünkü artık bir şekilde seninle ses tonumu sertleştirerek anlaşacağımızı zannediyorum. Ben sana iced tea sabah sabah içmene aç karnına izin vermiyorum. İstersen devam edebilirsin. Sonuçlarına sen katlanırsın. Öksürdüğün zaman, ateşlendiğin zaman da iğneyi yersin artık. Şurasını, güneşliğini de açalım. İşte böyle anlaşıp gidiyoruz kızlar. Gerçekten bütün ilişkimizde sürekli alttan alan ben oluyorum. İdare eden ben oluyorum. Susan ben oluyorum ama
üzüyor bu durum beni. Gerçekten üzüyor. Neyse, sağlık olsun. Ne diyordum? Sağlığımı kavuştuğum için çok mutluyum. Enerjimi yerine geldiği için de çok mutluyum. Bu bayağı kurumuş. Havlular da kurumuş. Kahveciyi kapatır mısın? Kardeşime dedim ki bir daha sakın dedim eve ice tea getirme dedim. Tamam abla dedi, sevdiği için aldım dedi, bir daha olmayacak dedi. Bunlar son zaten, para verildiği için şu anda dökmeye de kıyamıyorum. Ice tea olayımız bitti. O bardağı da bırak. Bırak o bardağı. Git ellerini yıka, dişlerini fırçala. Hadi. Ayağına da git, çorap giy. Artık bunları yatağa geç demiyorum hayatım. Banyoya geç oğlum. Geç. Şuradan terlik al ayağına. Ayağına terlik al. Hasta değiliz artık. İyileştik. Gayet iyiyiz. Hadi. Artık toparlanıp kendimize gelmenin zamanı geldi. Bu dayısının da. Ama ben pizza istiyorum. Sabah sabah pizza mı yiyeceksin? Pizza yiyeceğim. Tamam. Terlik giy önce ayağına. Git elini yüzünü yıka. Dişlerini fırçala. Hazırlayacağım sana pizzayı. Terlikler şurada ya oğlum. Dişlerini fırçala. Elini yüzünü yıka. Üstünü de değiştir. Bunları artık yapabilecek yaştasın oğlum. Kocaman oğlum. Maşallah boyun 10-12 yaş gibi duruyor. Üzerindeki dayısının sweatshirt'ü rahat diye gece giydirdim. Yatak artık yok. Öyle diyorum, gene yatağa gidiyor. Ben şunu bir halledeyim. Onu çıkaracaksın, onun üstüne giyeceksin. ay. Anneler işte, ne kadar sinirlensek de ana yüreği ana yüreği. Dur sepetimi alayım geleyim, çarşıyı astım. Çamaşırlarımı serdim de balkona. Maalesef ki birazcık buruşmuşlar. Birazcık buruşmuşlar. Yapacak bir şey yok. Çorabını da giy. Şunları toplayayım bir yandan. Hava müthiş. Annem bugün işe gidecekti. Bir arayayım ne yaptı, ne ettiler. Şu berber olayını... Deden evdeyse dedenle mi gitsen acaba? Arası nasıl yapsak bilmiyorum. Ben çünkü hangi berbere... Babasının bir berber arkadaşı vardı burada Çamyuva'da. Ama yani ben şahsi tanımıyorum. Bir de siz çocuklarınızı nasıl yapıyorsunuz, küçük erkek çocuklarınızı? Genelde babası götürüyordur tabii tahminimce de. Benimki burada olmadığı için. Ben Emoş'tan görüyordum ama Sezgin'i, Selim'i mahallenin berberine götürüyordu. Herhalde bir şeylik yoktur değil mi? Şey anlamda soruyorum yani, kadınların erkek berberine girip de orada çocuğun tıraşını beklemesi falan nasıl bir durum, hiç yaşamadığım için. Kaderde yaşamadığım şeyleri yaşamak da varmış Nigoş, desenize. Çoraplarını giy aşkım. Aferin sana. Dişlerini fırçaladın mı oğlum? Uy benim tatlı bebeğim. He. Ne yaptım? Ne alaka? Yok, ben Lego istemiyorum sabah sabah. Yumuşsuz yıkıyorum ama yumuş almayı unutmuşum. Çamaşır tozuna gayet güzel kokuyor yani. Evet. Şimdi bunları katlama işi sonra, ama şimdi yatak odamı hızlıca bir toparlayayım. Bunu ara sıra odasına koyuyorum genelde. Şu ara katları bozulmuştu ya, ızgaraları. Onlara ben ip bağladım böyle. Elimde olan bütün ipleri bağladım. Vallahi güzel kurumuş. Sobayı yakmadım, yakmayacağım daha, sıcak çünkü, pencereleri açtım havalansın hadi.
Saçımı taramam lazım da terasta tarayacağım. Bugün şöyle saks mavisi kazak giydim. Bunlar asla yatak odasına geçtiğimde şey yaptım. Tırnaklarımı oje sürdüm. Azıcık eski bakımlı günlerimize dönelim biraz moral olsun diye. Yatağımızı da toparlayalım. Gece yorganın üzerine battaniye alıyorum ama sıcak oldu. Ne Aras kullandı ne ben kullandım. Çünkü daha o kışta değiliz herhalde diye düşünüyorum. Çok soğuk kışlarda böyle Aralık, Ocak, Şubat aylarında akşamları yani geceleri yorganın üzerine battaniye iyi oluyor. Sıcak tutuyor. Efendim oğlum. Battaniyenin yanında dikmem gerekiyor. Şöyle sökülmüş. Teyzemi aradım. Emotion annesini.
hazırlık yapıyormuş. Emoş taburcu olmuş, eve doğru geçiyormuş. Daha tam konuşamadım. Dün gece yazıştık sadece. Biraz ağrıları vardı. Fıtık ameliyatı oldu. Şanslı anne Emine. Sormuşsunuz durumu nasıl diye. Çok şükür en azından o kadar ağrılarından kurtuldu. Çünkü her yolu denedi bu fıtık için ve artık ameliyat kaçınılmazdı. Ondan dolayı dün sabah ameliyata girdi. Dün hastanedeydi. Sezgin'e teyzem bakmış. Selim'e de aynı şekilde. Dün geçen gece ilk gece işte annesinin evde olmadığı ilk gece Sezgin hiç uyumamış. Çok duygulanmıştım onu duyunca. Pencerede beklemiş, eme eme diye sayıklamış. İşte Allah kimseyi anasız gerçekten koymasın. O kadar şey ki, değişik bir duygu ki. Ben şu makineyi boşalttım da filtresi bayağı kirlenmiş, yağlanmıştı. Onu yıkıyorum şimdi. Biz kahvaltımızı yaptık, pizza yedik. Ben de arası uyudum bu sabah. Şimdi kendime kahve yaptım. Arası da süt ısıtıyorum. Balım kalmadı ama şekerli süt içsin. Aras kuşum, istersen sütün altını kapat bebeğim taşmadan. Benim ellerim köpüklü, yetişemem. Neredeyse öyle söyleyeyim mi? Evet canım. Hayır öyle değil, kapat. Döndür. Döndür bebeği. Aferin oğlum ya. Anne ben üşüyorum. Üşüyor musun? Üstündeki gayet kalın ama. Ben üşüyorum. Yatağa girmek için böyle yapıyorsun. Yatak odasını topladım. Ya, dedim ya yatak odasına girme diye. Ödevleri ne zaman yapacaksın? Anneciğim. Sütünü bardağa dök de bak şurada şeker var. Şeker tatlandır da iç hadi. Sütünü diyorum. Of. Sütünü bardağına boşalt. Şurada şeker var. Tatlandır da iç hadi. Bunu çok beğendim ya. Kokusu da güzel. Güçlü de bir bulaşık şeyi, deterjanı. Ekonomik de diğerlerine göre böyle Mintax'ın. Ben Mintax'ın ürünlerini genelde seviyorum. Biliyorsunuz kullanıyorum yani böyle şok bir kendi ürünlerini. Vay be, güzel arındırdı. Bugün arası belki şey yaparım diye düşünüyorum. Ama gerçi sabah da pizza yedik. Sürekli hamur işiyle olmaz ama. Kabak var ama belki kabak yemeği yaparım. Kabak yemeğini yemez ama zorlayacağım artık bamya gibi. Patatesli mantımı yapsam diyorum. Ne kadar da istiyor. Bugün işim de yok öyle. Ev işi olarak çok fazla bir işim de yok. Temizledik. Sadece arındı. Kendime burada sütlü kahve yaptım. Aras kuzu ya da. Şunu hazırlayayım. Bütün pizzayı yedi ama çok şükür. Yani işte artık toparladı. Meyve falan da yiyor. Ay süt fazla mı ısıtmışım? Şuraya da döktük iyi mi? Siyah bir şey düştü içine. Kaşığı işte. Vallahi çıkaramadım. Aras gel sütünü iç bebeğim, hem de ödevlerine otur artık. Hadi canımın içi.
Gel anneciğim, gel üstünde yüzüyor. Al, nane bu. Bunu anlamadım ki ben ya. Gel çocuğum. Oy. Parası tıraşa çıkarıyorum. Annem de çarşıdaymış. Onunla buluşacağız çarşıda. Oradan da arası tıraş edip geleceğim. Hadi gel kuşum. Abo anne. Ne yaptın annem? Çok kötü olmuyor. Hadi gel gel. Hayatına ilk defa berberli tıraş oluyor. Şok içinde şu anda kendisi. Gel çıkarlar. Bunlar güneşleniyor. Motorun üstüne çıkmış da bu güneşleniyorlar. Şu kel aynak da bize söyleniyor. Maskeyle gittik geldik oğluşum. Dur bekle. Önlemimizi aldık. Yırttım ya. Kopardın da maskeyi. Aferin sen. Göster bakayım tıraşını. Terlemişsin. Beğendin mi? Babasının arkadaş berberin olduğu yere gittik. Tanıdık hem de tıraşı biliyor. Dur anneciğim. Ah, belki de kapatmışlardır. Bu kapıyı bir türlü yapamadılar. Boyamadılar annem. Sadece şuradaki dut kesilmiş ya. O yüzden buralar güneş almış. Bismillahirrahmanirrahim. Yakışa tutuşturacak yapmışlar dutun dallarını. Ezel'i görmek istedi Aras. Israrlı ısrarlı. Ben yoksa eve gitmek istiyordum. Hoş bulduk. Aleyküm selam. Bir daha tatil matil yok. Hasta olduk vallahi billahi. Alo hoş gel. Bir hala derdi. Sen uyandın he aşkım. Bu arabada mı uyuyordu? Yeni geldiler gezmeye. Aa, sen gezmeden mi geldin? Arabayla mı dolaşıyorlardı? Evet. Hala kurban olsun. Hayır. Hala. Hayır. Dur ne anlatacağım. Babacım nasılsın? İyi misin babacım? Canım. Canım. Öyle mi? Nereye gittin? Neredeydin? Bu yapasam. Gel merhaba yapalım. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Hoş bulduk bebeğim. Yok tam sayılmaz da Aras Ezel'i görmek istedi. Çıktık Aras'ı tıraşa götürmüştük. Merhaba canım. Ben kalamam. Ben kalamam. Kalırsın. Öyle bir güzel kalırsın ki. Annem kuaföre gitmiş. Saatler olsun. Boyattırdın mı anne? Yok boyattırmadım. Bu rengi kendin mi yaptın? Ha. Çok güzel yapmışsın. Ben de desem bir değişiklik var bunda. Allah ayırmasın. Allah bozmasın. Saatler olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ya sen bayanların arada aldın. Kuaföre ihtiyacı var. Bizim komple tüyünü aldırdım. Oh iyi yapmışsın. Vallahi. Anneciğim sen bir şey yap. Otur benim Nescafe'mi. Dur geliyorum ben. Yok içmeyeceğim ben kahve. Otur içmeyeceğim. Bu bizi özlemiş. Gel sarılsın hala sana bir tane. Montunu çıkar annem terlemişsin. Bak motordayken tamam ama şimdi hava müsait artık sıcak. Halacığım gel bir sarılalım aşkım. Aşkım. Bunlar birbirlerini buldular. Ne ördek gibi geziyor ne oğlum? O terlik sana büyük sağ ol şunu giy. O da onun peşinden geziyor. Ne istedin aşkım? Ne yapacaksın ki ayakkabıyı? Bak o da onun peşinden geziyor ördek gibi. Ne yapacaksın? Anne. Amak için mi? Saçını tutmayacak. Evet. Sakoga mı yok aşkım? Temiz dur bak kaldır o şunu. Ne? Maskeyi. Maskeyi de. Erken takma. Aras peşinden geziyor. Onu oynatsana anne.
şimdi. Tamam, görevler hiç değişmedi. Semaverci başı babam. Ocak başı annem. Ne yapıyoruz? Özbek pilavı yapıyoruz gene. Ateş. Ateş ocağında mı? Ateş ocağı mı? Doğru mu söylüyorlar? Ateş ocağında. Eti önce kavuruyor. Ondan sonra eti önce birazcık kaşladı. Bulyonunu şöyle ayrı tencereye aldı, et suyunu. Ondan sonra eti şimdi kavuruyor. Sonra havuç soğanı kavuracak. Ondan sonra pirincini koyacak ve et suyunun üstüne ilave edecek. Baba senin çay vallahi 5 saat oldu ya. Yok da şimdi yeni şey. Vallahi billahi biz getirdik çay şekerimizi hazırladık. Gelincim çamaşırlarını asıyor. Kardeşim gitti yattı. Ben şu yağı götüreyim içeri koyayım. Yağ da pahalanmış ya şu anda. Kaç elimde altın tutuyorum ona göre. 160 küsür herhalde 4 lira. Yok 4. Yine mi geliyormuş? Yemin et. İki tane alın. Benim stok yapacak bir şeyim yok. Kalabalığım yok ama siz tabii ki yapın. Bu bücürükler de burada oynuyorlar. Ne? Bu çok mutlu. Çok Ere Aras abisi yanındayken çok mutlu bu. Ezel, Ezel. Baba uyuyor. Bağırmak olmaz halacığım. Tamam mı tatlım? Bağırmak olmaz tatlı şey. Ben de şu evde tarayamadığım saçlarımı tarayayım. Bornoz giydim uzun. Bahçedeyim rahat olsun diye. Rapunzel saçlarımı tarayayım. Güneş de açık renk gibi duruyor. Kızım o fazla yemiyor. Sonra akşamüstü gene yiyir çünkü. Oy, akşama ettik evimize geldik. Önde çalışıyorlar. Dışarıda bıraktım motoru da. Onların işi bitsin sonra motoru içeriye çekeceğim. Of, giderken pencereleri açık bırakmış gitmiştim havalansın diye. Şimdi annem de yedik, içtik çayımızı da içtik, güzelce oturduk. Evimize geldik. Şimdi arası duş aldırmam lazım. Ondan sonra acıma. Kuşum, sen yatağı özledin ha? He? Çak. Ben de özledim. Ayakla çak mı yapıyorsun? Geyikli çorabını sevsin annesi. Merhaba geyik kardeş. Yılbaşı geliyor. Bize ne hediyeler getireceksiniz? Ezel'le güzel. Sen de Ezel'i çok gıdıkladın. Sen de Ezel'i çok gıdıkladın. Çamaşırlarımı topladım. Oğluşum sıcak suyu açtı. Onu duş aldıracağım. Ay. Şuranın perdesini de çekelim. Saat kaç civarı bilmiyorum. Hiç bakmadım. 4 herhalde ya da 4.30 falan. Ondan sonra acıyım. Anneciğim şapkanı niye yere attın? Hala gelip seni gıdıklamamı mı bekliyorsun? Evi temiz bırakıp gidince, evi geri temiz bulunca böyle güzel oluyor. Kahvem de soğumuş da olsun. Soğuk kahve severiz bilirsiniz. Ben de hala montdayım. Benim çocuğum montunu da çıkarmış. Astın mı montunu yoksa fırlatıp attın mı? Evet. Aa, sen mantı istiyordun. Anneannesinden mantı istedi. Anneannesi ona patatesli mantı koydu. Şimdi hemen suyunu kaynatayım ona. Patatesli mantı yapayım çünkü özbek pilavından yemedi. Değil mi kuşum? Tıraşının önlerini ben beğenmedim açıkçası. Babası daha güzel yapıyordu. Şu arkalarını gene babasının yaptığı gibi yaptı da. Ama şu önlerinin neyse. Yanlar benzedi mi? Ha, yanlar çok güzel oldu. Aynı babanın yaptığı tıraştan oldu. Önü birazcık şey oldu. Şimdi
Şu maskemiz çöp. Sobamızı dolduracağız. Sobamızı hazırlayacağız. Sobamı yakacağız. Ben yapsana, ben şey diyorum. Ay, sen ne diyorsun? Gerçekten mi? Tamam. Sobamız yandı. Oğluşum duşunu aldı. Ve burada ne yapıyor? Mantı sosu yapıyor. Ben de oğlumun mantılarını kaynatıyorum. Bunlar patatesli kızlar. Patatesli mantılar bu şekilde yapıyoruz. Yarım ay şeklinde. Onun dışında burada yoğurdu var oğlumun. Tam saatten sonra yemem zaten. Pirinç bayağı doyurucuydu, pilav. Şurada acıkırsam azıcık tavuğumla pilavım var. Onu yerim akşama. Tereyağımı da kaldırayım. Şurada şeftali suyu vardı. Bunu çıkardım. Ilınsın da Aras bitirsin ama artık. Çaydanlıkları makineden çıktı. Filtresi kirli olmasına rağmen gayet güzel bence arındırmış. Valla makinemden memnunum, maşallah diyeyim gene de. Bu şey kadar çok pişmiyor, kıymalı kadar. Çünkü içi zaten haşlanmış patates var ya içinde. Annem yanarsın, koy anneciğim oynama tabağıyla. O yüzden bir iki dakika daha döndüreceğim. Gel saçlarını git tarayalım. Ha tatlım. Bugün şu ödevlerini bitirelim, tamam mı? Canımın içi. Ne arıyorsun annem içinde? Soba ısıtmıştı çok şükür, uğraştırmadı beni. Mantımız tamamdır. Çıkaralım. Böyle kocaman oluyorlar. Kocaman oluyorlar. Bunları zaten hamurunu keserken biraz daha büyük kesiyoruz, küçük Rus mantısına göre. Türkiye'de bunun bir ismi var mı bilmiyorum. Yani suda haşlanan mantı çeşitlerinden kıymasız, yani kıymanın dışında neyle yapılıyor Türkiye'de hiç bilmiyorum gerçekten. Ama İtalyan mutfağında olduğunu biliyorum bu tarz şeylerin, hani peynirlisi, ondan sonra patateslisi. Şöyle yoğurdu üzerine. Normalde yoğurt yanında oluyor. Üzerine sadece yağ oluyor. Ama Aras yoğurdu üzerine sevdiği için, Kayseri mantısı gibi. Anneciğim yemeğin hazır, gel bebeğim. Şey çok merak ettim. Otur masaya. Yanına da su al birazcık. Bu sıcak çünkü, ağzın yanmasın. Neden? Hadi çocuğum. Durma. O kadar istedin yaptım. Ben şimdi çamaşırlarımı katlarım. Emoş taburcu olmuş, konuştuk. Ağrılarım var diyor, dinleniyorum diyor. Emoş'un vlogunu izleyeceğim. Son hali böyle oldu mantının. Şapşallar mı diyor. Çok komik bir çizgiyim ya bana. Seviyorsun sen yoğurt. Kaşıkla ye. Hem çabuk soğur. Biraz kuzu. Kendine yalı çapkını açtı. Oh, soba bir güzel ısındı ki. İlk yakışımda yanmadı, söndü. Geri ikinciye tutuşturdum. Çay suyu koydum aşkım. Baksanıza daha dün mü? Ondan önceki gün temizledim. Yine böyle oldu. Neyse, yapacak bir şey yok. Çamaşırları katladım. Şunlar büyük kablolar. Ay 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 ay. Benim boy havlularım nerede acaba ya? En az 6 tane boy havlum vardı. Allah Allah. Hastalandık, boy havluları kayboldu. Şunlar lifler. Şu koyuncuklu olan arasın.
İşte mavi olan da benim. Şurada yüz pavalarımız var. Motoru içeriye çektim. Üstüne çiğ mi yağmış, yağmur mu yağmış bilmiyorum. Şeydi. Siz söyleyin adım ıslaktı. Sadece üstünü örttüm. Şu çorabın tekini bulamadım. Arasın çorabı. Şunu arasın. Burada da yok teki. Neyse belki kirlilerin arasında karışmıştır. Bir makine daha çamaşırım var. Çünkü o da yıkanacak yarın. Şunları da arasın. Uzun kolluları. Şunlar terledi. Bu hafta boyunca hastayken giydiği ev şortları. Normalde yatarken şort giydirmiyorum. Uzun pijama giydiriyorum ayağına, bacaklarına. Ne kadar olmasa da gece üstünü açıyor. Şunlar da bu hafta hastalıkta terlediği ve değiştirdiği tişörtler. Ateşi vardı ya sürekli. Ondan dolayı kısa kollu ve şortlu da yatırdım. Ah. Ah ah. Ha canım. Ayıp. Yeni yaptığı Lego motor robot düştü. Robotun düştü bebeğim. Özür dilerim, istemeyerek oldu. O biraz dikti ya. Ne düştü? Yeni yaptığın robot düştü bebeğim. Tamam, ondan bir şey olmaz. Ha yok, o düşmedi. Evet, bu da sakıncalı değil mi? Ben buraya bir şey koyarken. Ya onu aşağı. Tamam biraz. Tamam canım. Sen şu parçalarını topla, yarın seninkini yaparız annem. Ben yardım ederim sana. Ya beraber yeni yapalım. Yok şimdi değil artık annem. Bak bugün zaten yorucu bir gün geçti bizim için. Montunu nereye koydun oğlum? Montunu astın mı? Yok. Askıda da yok. Asmadım. E ne yaptın şey, peki? Sepete niye atıyorsun annem yeni mont, temiz montunu? Şu şeyin altına da gitti. Onları çıkar oradan. Terledim ya, soba ısındı ya, ben daha kazaklıyım. Ben ona okuldan geldikten sonra kirli sepetini atmayı öğrettim. Ama bu sefer montuyla beraber atıyor. Şu el bezim arınmamış. Neden bilmiyorum. Normalde makinem çok güzel yıkıyor. Hiç leke falan bırakmıyor. Bunu renklerle yıkadım. Neden böyle oldu hiçbir fikrim yok. Yani tekrardan bir yıkayacağım. Montu temiz aşkım. Montu bir şey atmış. Oh Allah sana çok şükür, günü de bitirdik. Al örtüleri, açamadım bugün. Seremedim. Yarım gün zaten dışarıdaydık sayılır, annemlerdeydik. Tıraş mıraş orası burası derken. Buldun mu annem bütün parçaları? Bak burada bir tane parça var, al canım. Ha, bu kırılmış mı acaba? Bir şeyin kırılmış şeyi ama. Niye geri yere atıyorsun annem onu? Bir tane daha İşte düşmüş bir yere. Yarın bakalım. Hadi gel gidip dinleyelim. Hadi gidip dinleyelim anneciğim. Oh. Ev ısındı, ben pijamalarımı giyip çay demleyeceğim kendime. Muz yer misin bir tane? Son 3 tane kaldı, bozulmasın. Meyve tabağımızı götürelim ama şunları çıkaralım. Şunlar falan yemeyiz yatakta. Şu diğer meyveler zaten yıkanmış olanlar. Hastayken tamamlayamadığımız meyveler. Şunları, limonları dün kopardım. Evde bahçede limon ağaçlarımız var. Evde limon yok. Şunları yanına bir bıçak koyayım da. Hem diziyi izleyelim hem de. Falan kaldırayım, yatağı artık hazırlayayım. Şunu da şurası boşalmış, resim haberi düşüp duruyor. Telefonu da şarj takayım artık, montajı da yapayım. Sizi öpüyorum aşk kuşlarım.
Çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Yarın pazartesi. Yarın görüşürüz artık. Bay bay.